Burun kanamaları nasıl tedavi edilir? Nedir burun kanamaları? Neden burun kanar? Bu şekilde bakacak olursak aslında burun kanamaları çok değişik nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Özellikle yaz mevsiminde biraz daha sık görebiliyoruz. Yazla ilgisi olduğuna göre demek sıcakla biraz ilgisi var. Evet, doğru. Burun damardan yana çok zengin bir oluşum. Ve damardan zenginlik birçok açıdan çok faydalı, ancak bazen de bu damarlar kanayabiliyor. Şöyle bir özelliği var kanamaların. Burun kanamalarının en büyük kısmı, %90 üzerindeki kısmı burun ön tarafından kanar ve burun orta duvarından kanar. Daha düşük oranlarda burun içinde başka odaklardan, daha da düşük oranlarda burun arka tarafından kanar. Ama ön taraftan olan kanamaları biz özellikle küçük çocuklarda çok görürüz. İşte top oynuyordur arkadaşların, belki sıcağın altında biraz kalmıştır ya da burnu belki kurcalamıştır. Bakarsınız burnu kanayarak annesine babasına koşar. İşte bu çocuklarda olabildiği gibi bazen de erişkinlerde görebiliyoruz. Tansiyonu yükselen kişilerde özellikle bunu görebiliyoruz. Ama en sık nereden kanar diye söyleyecek olsak onu tekrar vurgulamak istiyorum. Burun orta duvarının ön kısımlarından kanar. Bu neden önemli? Çünkü burun kanamasında ne yapacağınızı bilmeniz önemli. Evet, burun kanaması ilk yapacağınız şey burun kanamasını durdurmak. Birçok kişi ne yapar? Hop arkaya yat der. Burun içine bir şeyler tıkıştırmaya çalışacak. Bunları doğru olmadığını söyleyeceğim. Yapmamız gereken en basit şey burun kanatlarına sıkıca basmak ve bir süre böyle beklemek. Ne kadar bir süre? Genellikle 5-6 dakika yeterli. Peki hangi pozisyonda tercihan oturur? Hafifçe öne eğik pozisyonda. O kadar. Biraz dinlenmek bu şekilde yeterli olur. Hemen akabinde eğer kanama durmuşsa belki çok az soğuk su çekip çok hafifçe burun temizlemek, daha fazla değil, fazla kurcalamak değil ve daha sonra da başı yüksekte kalacak şekilde dinlenmektir burun kanayan kişinin yapacağı. Bu kanamaların çok büyük bir kısmını durduracaktır. Buna rağmen durmayan kanamalar veya tekrar tekrar olan kanamalardaysa mutlaka hekime başvurması gerekir.